ekonomi sorum daha olacak. Bir, Moody's kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Onu değerlendirelim isterim. Ne demek bu? İyi ve pozitif bir şey duyunca çok seviniyoruz. Onu da verelim hep. Hemen bu pozitif pozitife evet. geçelim istiyorum. Ne yaşayacak Türkiye yani bu pozitife çevrildiği için ve aslında niye pozitife çevrildi? Onu evet. da konuşmak lazım. Çok fazla aslında büyük bir değişim değil çünkü sonuçta var bu kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamı aslında Türkiye'yi yatırım yapılabilir seviyenin çok altına çok uzun zaman önce indirdiler ve hiç bakmıyorlardı bile neredeyse. Moody's'in notu da aslında 6 kademe yatırım yapılabilir. Yani uluslararası sermayenin yatırım yapabilmesi 6 kademe aşağısında seyrediyor. Dolayısıyla bu bir not artışı değil. Sadece not artışı öncesi bir durağından pozitife çeviriyor ki not artırabilirim mesajı vermiş oluyor. Ama yani not artırsa ne olacak? 6 kademeden 5 kademe iyiye düşecek. 4 kademe iyiye düzeleceğiz. Yani tabii ki bu iyi bir haber diyoruz ama bir beklenti oluşmuştu piyasalarda. Hani belki de not artırabilir bir beklentisi vardı. Onun için o aslında tam da yerini bulmadı. Hani bu bir pozitife çekilmesi iyi hoş ama Cuma günü özellikle borsada çok kuvvetli bir yabancı bankanın alımı vardı. O bankanın alımıyla acaba bu sefer bir not artışı mı geliyor en sonunda? Çünkü Mehmet Şimşek Ekonomi Bakanımızın geldiğinden beri hani bir politika değişikliğine gidildi ortodoks para politikasına. Bütün uluslararası piyasalarda kendi derdimizi anlatıyoruz. Bakın biz yatırım yapmaya uygun bir yere geldik, bir şeyler anlatıyoruz ama dönüp baktığımız zaman notumuzu artıran hiçbir kredi derecelendirme kuruluşu yok henüz. Yani herkes tamam, iyisiniz, hoşsunuz. Adımlarınız doğru ama o kadar hata yaptınız ki geçmişte ve o kadar hızlı dönüşler yaptınız ki 180 derece diğer taraflara. Biz sizin bunu ne kadar daha sürdüreceğinizi görmek istiyoruz. Ya kafamızı biraz size doğru çeviriyoruz gibi bir anlamı var. Moody's'in olayı da o yani. Aslında diyor ki evet doğru yoldasın ama ben senin geçmişte böyle hızlı dönüşlerine alışkınım. Şimdi çok temkinli yaklaşıyorum diyor. Ben normalde kredi derecelendirme kuruluşlarını çok ciddiye alan birisi değilim. Öyle mi? Bunlar geçmişte çok bunların da çok ciddi sorunlar yani özellikle 2008 krizinde büyük problemleri olduğu. Yani bunların bazı şeylerle not artışları, düşüşleri verdikleri ortaya çıkmıştı. Ama yine de uluslararası sermayenin bir şeyi var, itibarı var ve bunlar bir şekilde Türkiye'yi de değerlendirmeye almış durumdalardı. Ama şimdi ilk defa bir pozitif ihtimalinin doğduğu dönemde biraz tabii yoğurdu üfleyerek yiyorlar. Biraz geriden gelecekler. Bir de hepsinin dikkat çektiği, Moody's'in de dikkat çektiği. Hep bir politikadan söz ediliyor ama hep seçime kadar da aslında ya bu seçim keşke bu kadar daha çabuk olsaydı, bitseydi falan diyen Mehmet Şimşek'in ifadeleri var. Yani şu seçim bizi zorluyor diye. Çünkü seçim olmasa çok daha sert bir para politikasıyla aslında planlarına, programlarına doğru gitmeleri planı var. Onu da görüyoruz. Ama seçime kadar ben böyle bir not artışlarına temkinli yaklaşacaklarını görüyorum. O açıdan çok sınırlı bir şey olacak, tepkisi olacak.